anlaştınız değil mi? Yazıklar olsun. Ben de sizi adam sanmıştım. Hepimiz size güvendik. Peki siz ne yaptınız? Abimin arkadaşı gibi eve gelip kardeşime göz koydunuz. Ya hiç mi utanmadınız Perihan'a o çirkin duyguları beslerken? Abimin, babamın, annemin yüzüne nasıl bakabildiniz? Kerim Hanım, benim bunları düşünmedim mi zannediyorsunuz? Düşündüm elbette. Her gün her gece düşündüm. Ama ne yapayım? Aşk bu. Gönül ferman dinlemiyor ki. Aşk mı? Perihan daha çocuk. Ne bilsin aşkı? Aldığınız hediyeleri gördüm. Onlarla gözünü boyadınız. Onlarla aklını çeldiniz. Mutlu olsun diyeydi onlar. Yüzü gülsün diye onu düşündüğüm için. Onu düşünseydiniz istikbaliyle oynamazdınız. Ya kardeşim okulundan oldu. Sürgün yedi sizin yüzünüzden. Bunun tek sebebi sizsiniz. Düzelteceğim ben hepsini. Zaten sizinle de bu yüzden konuştum. Orhan'la konuştum. Sakın! Sakın bunu düşünmeyin bile. Çünkü o zaman abimin hiç görmediğiniz yüzüyle karşılaşırsınız. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Gönül Hanım odasında mı? Hazırlanıyor. İyi, o zaman ben çıkıyorum. Dediğim gibi sen de Figen Hanım gelince çıkarsın. İnşallah geç kalmaz. Kocam gelmeden evde olmam lazım benim. Baktın gecikti. Taksi çağırırsın duraktan. Parasını ben yarın veririm. Gerek yok. Param var benim. Tamam tamam. Hallederiz bir şekilde. Hadi yarın görüşürüz. Güle güle. Hesaplaşma günü geldi. Hesaplaşalım bakalım anneciğim. Öteye tut öteye. Şuradan kaçacağız herhalde. Ay kızın yüzüne bakmıyor. Maşallah. Sende iştah tam gaz. Başkası olsa yemeden içmeden kesilirdi. Üzüntüden yiyoruz herhalde değil mi? Tövbe yarabbi. Yaz kış meyveleri ye dur. Elmalar kütür kütür. Kerime, kızım kurs erken mi bitti? Kerime kızım ne oldu? Dur dur ben konuşurum sen devam et sen işin. Ne münasebet canım sana ne oluyor? Sen git kendi kızınla konuş. Hadi iyi kaçın oğlum. Allah Allah ya. Kerime, Kerime dur kızım. Dur bir konuşalım annem. Anne bırak, bak bırak gerçekten konuşmak istemiyorum. Kerime, Kerime ne olur gel kızım. Gel otur şöyle yavrum. Geç, geç bir konuşalım anne. Ne oldu kızım? Kurs
Usta bir şey mi oldu ha? Biri sana bir şey mi dedi? Anlatsana kızım. Sen halk eğitime gitmemiş miydin Kerim'e? Yoksa başka bir yere mi gittin? Kerim'e. Kartal Bey'le görüştüm. Suyu da açık bıraktı gördün mü? Vallahi israf, günah. Zaten azıcık suyumuz kalmış, nip duruyorlar. Tövbe yarabbim. Anam. Burada da hiçbir şey bulunmuyor ki ya. Yok anam yok. Hiçbir şey duyamıyorum ya. Gitti dedi odunlar. Gitti dedi odunlar kaçtı. Yok buradan da görünmüyor. Ha! Buldum buldum buldum. Mutfak kapısı. Ay, iyi ya. Ne bu yüzünün hali? Girsene o zaman. Kartal'la o yarım kalan mevzuyu konuştunuz mu? Ay, ağzından baklayı çıkardı mı? Seni seviyorum dedi mi sonunda? Yok öyle bir şey. Anladın mı? Yok çünkü öyle bir şey. Ya ne olduysa sizin zorunuz da oldu zaten. Kızım, biz sizi yakıştırdığımız için. Tek derdiniz benim evlenmem değil mi? Başka mevzunuz yok çünkü. Yok. Bir şey olmuş. Kartal sana başka bir şey demiş. Olmadı. Anladın mı anne? Olmayacak da. Ya ben istemiyorum ben. Neden anlamıyorsun? Gelmeyin artık üstüme. Anne. Bak bu konu bir daha aşılmayacak. Kartal Bey benim için abimin arkadaşıydı. Öyle kalmaya da devam edecek. Kerime. Kerime kızım. Allah'ım ben bu çocuklarla nasıl başa çıkacağım ya Rabbim? Sabır ver ya Rabbim. Yemiş tekmeyi. Onu bunu suçluyor soğuk nevale. Kuru kayısı. Sen o suratla acaba kartal kuşunu kafesleyebilir misin hiç? O kadar da akıl mıydık? Anam. Bunu burada ne işi var ya? Kim attı bunu buraya? Yalancının mumu, nice yıllara figen. Ah yılan ah, zehrini nasıl akıtmış, görüyor musun bu hediyeyi? Bir de Orhan Efendi aramızda hiçbir şey yok diyordu. Ah işte kanıt, ah işte kanıt burada. Ah yalancı, yalancı seni. Yalancının mumu. Hasret bunu görmedi. Demek ki görseydi şimdi ortalık çoktan karışırdı. O görmesin diye buraya sokuşturdu Zahar. Ha? Tamam. Şimdi ayağıma düştün Orhan Efendi. Sen görürsün gününü. Sen görürsün.
Dur hele be. Ayfer Hanım! Oğlum. Ayfer Hanım! Yemiş yemiş yine, bırak bunu burada. Ayfer Hanım! Ay, işler kaytarmak için saklambaç oynuyor evde. Allah'ım nedir benim bu çektiğim cine, bitmedi bir türlü. Seni şimdiden çok özledim. Peri kızı. Nasıl görmedim ben ya? Her şey gözümün önünde oldu. Gene mi bu tablo abla? Gecenin bu vaktinde bu kadar uğraşacak ne var ki? Perihan, hediye olacak bu. O yüzden özeniyorum. Allah Allah. Hediye belki be? Kartal Bey'e. Ne alaka ya? Beni eve bıraktığı gün elimde görünce kendisi istedi. Kartal. Kartal Bey yani. Tablo mu istedi? Bitti mi tablo? Hı hı, bitti. Ne yaptın peki? Götürüp verdim hediyesini Kartal Bey'e. Beğendi mi bari? Zevkine uygun muymuş Kartal Bey'in? Yani öyle olmasa odasının en güzel yerini asmazdı herhalde. Ne konuştunuz peki? Hiç. Oradan buradan. Zaten ben pek karşısında konuşamıyorum. Niye? Çok sert biri ya. Çekiniyorum işte. Ters zaten. Böyle yani. Öyle biri gibi görünüyor. Öyle ters bir tarafı var gibi görünüyor. Onunla. Ay Kerime. Kızım. Vallahi siz kermes dediğiniz zaman ben böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim yavrum. Ay ne kadar güzel bir şey yaptın sen böyle. Olur mu anneciğim? Hepsi Halide hocamın sayesinde. Vallahi bu konuda tevazunuzu kabul etmiyorum. Bugünün mimarı Kerime. Ah Halide hocam. Bu kız iyilik için doğmuş. İyilik. Vallahi hiç kendini düşünmez. Hep etrafındakileri düşünür önce. Ay. O bizim evimizin ışığı ayol, ışığı. Allah biliyor ya. Ay ben seni kimlere nasıl vereceğim Kerime, nasıl? Anneciğim, sen karıştırdın galiba. Bu kermes ablan için düzenlemedik. Başka evine gidemeyen var mıydı gazinoda? Garsonlar çıkmıştı. Kartal Bey de çıkarken yetiştim. İkinizimiz ya. Sen şimdi akşam yemeği yememişsin. Gel ben sana ıspanak ayırdım, gel. Yok yok anneciğim. Aç değilim ben. Kartal Bey sağ olsun. Yemek hazırladı bana. Bir de yemek mi yediniz? Hastaneden Kartal Bey getirmiş seni. Sabahın köründe gezmeye gitmişsin. Şansıma Kartal Bey oradaydı. O mu taşıdı eve? Kim taşıyacaktı ya başka? Sen evde miydin ki? Onun kim olduğunu öğrendiğinde öyle pişman olacaksın ki. Sadece şu yüzündeki ifadeyi görmek için bile onun kim olduğunu saklayacağım senden. Taşan isyan sonadı. Gözümün yaşları bir tek sanaldı.
Ne yapsın etsi aklı. Ya bu işe hiç girmeyecektim. Ya da gidip konuşacaktım abisiyle. Seviyorum kardeşim diyecektim. Büyük hata ettim oğlum. Abi olan oldu artık. Bundan sonra ne yapacağız onu oturup düşünelim. İşin ucunda Perihan var. Ben olsam neyse alsın kessin. Kızım kıpırdarsa ne verdim. Ama kızın üzülmesine dayanamıyorum işte. Ne yapacaksın peki? Sevdiğin kızdan vaz mı geçeceksin? O anca ben ölünce olur. Bir yolunu bulacağım. Onsuz geçen zamana katlanamıyorum oğlum, dayanamıyorum. Allah'ım sen nerede Mete, yarabbim. Ben sana bir kahve yapayım abi. Hem kafanı toparlarsın hem biraz sakinleşirsin. Ne yaptı o an ya? Kerim Hanım ceketini unutmuş. Işımla çıktı ya, unutmuştur. Sen as şuraya da ben götürüp veririm bunu. Tabii güne tokat atmazsa. Ama özür de dilerim, hem iyi oldu bu. Hoş geldiniz. Sen hala burada mısın? Çıkmak için sizi bekledim. Annem nasıl? Biraz daha iyi. Ben geldiğinizi haber vereyim. Yok, gerek yok. Yemekler hazır mı? Yemekler ocakta, masa hazır. Ben salatayı getireyim. Tamam. Afiyet olsun. Çıkabilirsin. Gönül Hanım olanlardan dolayı çok üzülüyor. Ona karşı biraz daha anlayışlı olursanız. Emrin olur. Var mı başka bir isteğin? Ben sadece... Sen sadece işini yap. Benim ne yapacağıma karışma. Burnunu sokma. Hele ki ana kız arasına. Sakın gireyim deme. Anladın mı? Anladım. Sahi. Doğum günü hediyeni beğendin mi? Henüz açmadım. Yine de teşekkür ederim. Bence açmadan hiç teşekkür etme. Belki de beğenmezsin ha? Estağfurullah. O kadar düşünmüşsünüz. Bence sen eve gider gitmez bir an önce hediyeni aç. Tabii hala yerindeyse.
Nasıl yani? Sen açmamışsın ya. Belki de birileri merak edip açmıştır. Üstünde bir doz yazıyordu. Ama bunun pek de işe yaradığı söylenemez, değil mi? Senin ilacın bende anneciğim. Bugün tüm bu acılardan kurtulacaksın. Kıyamet kopacak vallahi. Başımıza taş yağacak. Sen bu evde iş yaptığına göre. Ya Kerime'den hayrı yok. Kasette yorgun argın geliyor işte. Bir kıyam olsun sana dedim. Ay Allah razı olsun. Vallahi sana hiç yaranılmıyor biliyor musun? Yaparsın kabahat, yapmazsın kabahat. Tövbe yarabbi. Hoş geldin yavrum evladım. Hadi. Git yukarı da bir üstüne çeki düzen ver. Orhan dışarıdan geldiğini anlamasın. Gelecek şimdi. Tamam. Kızım. Yavrum. Ben sana en güzel anne yemeklerinden yaptım. Ha? Güzel kızım benim. Ha? Hasret. Hasret. Ayfer Hanım. Geç kaldın Ayfer Hanım. Ağzınla kuş tutsan kendini affettiremezsin hasrete. Birazdan kim ağlayacak, kim gülecek göreceğiz Neriman Hanım. Bence sen eve gider gitmez bir an önce hediyeni aç. Tabii hala yerindeyse. Sen? Az önce geldim. Ben de yanına çıkacaktım şimdi. Canım. Bir tane. Hasret çıktı mı? Evet, gönderdim onu. Senin için bir sürü hazırlık yaptım. Ne hoş. Böyle baş başa olmayalı çok uzun zaman olmuştu değil mi? Öyle. Neden acaba değil mi? Bu akşam anlatacağım. Her şeyi öğreneceksin. Hadi. Geç otur, ben yemekleri getireyim.
Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk anne. Hoş geldin damat. Hadi ellerini yıka da bir an önce sofraya gel. Vallahi bir sürü yemek yaptım ha. Hasret nerede? Hasret yemeyeceğim dedi. Ama inatı sen bilirsin. Yani hiç inadını dinleme. Elinden tuttuğun gibi aşağı getir. Vallahi sessiz boğazımdan geçmez. Bu yüzsüzlükle sana hiçbir şey olmaz. Hacı yapmaz gibi sen devrilip devrilip kalkarsın yine. Neyse ben gideyim de bir kerimeye bakayım yukarı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Daha iyiyim. Hadi gel yemeğe yiyelim. Ben pek aç değilim. Hasret, sen utanılacak bir şey yapmadın. Ayrıca bakıyorum da annen dün olanları çoktan unutmuş gibi. O yüzden hadi kırma beni, gel. Tamam. Figen'in hediyesini gördün mü? Sonra bakarız ona. Hem konuşacaklarım var seninle. Şimdi de yemeğe bekliyorlar. Hadi gel. Yatarak olmaz annem. Hadi kalk. İki lokma bir şey ye. Yalnız kalmak istiyorum. Kerime. Bana söylemediğin başka bir şey mi var annem ha? Ne bu halin böyle? Kartal haddini mi aştı yoksa? Seni üzecek bir şey mi dedi annem? Anne. Bak yeter artık. Gelme üstüme. Rahat bırak beni. Tamam. Tamam, bu sefer istediğin olsun. Bugün konuşmayalım. Ama yarın bu konuyu konuşacağız seninle. Bak, konuşmazsan gider Kartal'la ben konuşurum. Sakın. Sakın böyle bir şey yapmayacaksın. Duydun mu beni? Söz ver bana. Söz ver dedim. Sen karışmayacaksın. Tamam. Tamam anne. Söz. Karışmayacağım. Mis gibi, mis gibi.
Hasretim, bak mis gibi ayran çorbası yaptım. Tam senin istediğin gibi. Bol naneli kızım. Hadi ye. Hadi iç, ye. Vallahi yarası şifa olsun. Hadi bak. Nane saz olmuş. Kerime nerede, yemiyor mu? Yok oğlum, başı ağrıyormuş. İlaç içti. Ben birazdan ona bir şeyler çıkaracağım. İyi, tamam tamam, çıkarsın. Hadi otur da çorban işittindir. Hadi bakalım. şöyle. Haydi şifa olsun. Olsun bakalım. Bana az koyarsın, olur mu? Damat. Sonra pişman olursun. Anneciğim, anneciğim. Bir tabak daha ver dersin. Bulamazsın. Demem Ayfer Hanım, merak etme, demem. İyi. Nasıl istersin. Haydi o zaman. Hadi kızım, uzat kocanı. Hadi hadi. Hadi. Sen de geç otur artık. Yoruldun. Ya oturacağım, oturacağım. Acele etme Dünür de. Bu masada bir şey eksik ya. Ne eksik acaba? Her şeyi koydum. Zeytinyağlılar burada. Ekmek burada. Pilav da koydum. Turşu, her şey var. Ne eksik acaba ya? Bir şey eksik ama ne eksik? Tövbe estağfurullah yarabbiyaz. Bir şeyler eksik. Düşün, düşün. Aman. Aman, aman. Yarım akıllı Ayfer ya. Tabii. Eksik olan şeyi hatırladım şimdi ben. Aman. Ayfer sen de. Mum eksik. Nereden çıktı bu şamda? Anlatacağım Dünür, anlatacağım. Acele etme, az sabır göster. Şu mumu bir yakayım da hele. Şimdi gelelim senin sorunun cevabına. Ne diyor? Yalancının mumu nice yaşlara figen. Dün Levent'i gönderip tüm mal varlığımızın yönetimini sana bırakmamı istemişsin Figen. Fena mı oldu? Bu sayede annemle yemek yiyorum. Mal mülk umurumda mı sanıyorsun? Yapma anne. Sen de hissettin o raporu alabileceğimi. Pazarlık için çağırdın beni buraya, değil mi? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Buna hesaplamadığına inandıramazsın beni. Evet. Mesafeli ve sevgisini gösteremeyen bir anne olmuş olabilirim ama... özellikle seninle alakalı. Hiç hesap yapmadım. Hiç. Bakıyorum şimdi de günah çıkarmaya başlamışsın. Tabii her şey ben vekaleti isteyince ortaya çıktı, değil mi? Çünkü sen de çok iyi biliyorsun ki o deli saçmasına kimse inanmayacak. Bak. Bütün duydukların doğru. Ben o mezarda bir ceset aradım. Kız kardeşini. Benim kız kardeşim yok. Hiçbir zamanda olmadı, olmayacak. Az önce sana hediyem nerede diye sordum.
Biliyorum bak, ben anlatacaktım sana. Dur damat, acele etme. Zahmet etmeyesin. Ben anlatırım kızıma. Çöpteydi bu Şam'da Nasret. Herhal Figen Hanım'ın gönderdiği mesaj çok hoşuna gitmedi damadın. Fırlatıp çöpe atmış kutuyu. Şam'dan'ı niye çöpe attın damat? Ha? Aa, yoksa yalanların ortaya çıkar diye mi korktun ha? Hazret, biz bunu baş başa konuşalım olur mu? Rahat ol. Hem suçluluk duymana hiç gerek yok. Çünkü onun da senden sakladığı şeyler var. Sen bunca zaman Bekir'in koynunda... Haddinizi bilin. Ya da artık Orhan'ın her neredeyim diye uyuttuysan... Ben Orhan'ı aldatmadım. Keşke aynısını Orhan için de söyleyebilseydim. Ne demek bu? Biri varmış, bir yokmuş demek. Karısı evden kaçan adamın canı çok ama çok sıkılmış. Ve adam teselliyi ortağının kollarında almış. Eğer bu masalın devamını merak ediyorsan... Orhan'a yazıhanedeki geceyi sor. Neredeyse inanıyordum sana. Hasret! Hasret! Eline sağlık. Pek güzel olmuş. Afiyet olsun Nür. Mis gibi olmuş vallahi. Ellerime sağlık. Bence de. Ne yapıyorsun? Çok önce yapmam gerekeni. Gidiyorum. Hayır, gitmiyorsun. Sen artık benim hiçbir şeyime karışamazsın. Hasret, lütfen izin ver açıklayayım, lütfen. Hiç gerek yok. Figen Hanım hediyesiyle her şeyi açıklamış zaten. Ya tamam. Tamam bak, kabul ediyorum, bir kere yalnız kaldık, evet doğru. Ama mecburdum, tamam mı, mecburdum. Dışarı çıkamadım, eve gidemedim. Sokağa çıkma yasağı geldi çünkü. Hasret, Hasret lütfen. Lütfen bak, inan bana, hepsi bu. Daha fazlasını duymak istemiyorum. Daha fazlası yok zaten. O kadın hasta. Aramızda hiçbir şey yaşanmadı. Hasret, bana bak, bana bak lütfen. Gözlerime bak. Bana bak, onun istediği bu. Bizi ayırmak istiyor. İzin verme ona, ne olur. Bak ben bugün ortaklıktan ayrıldım. Artık hayatımızda Figen diye biri yok. Figen değil, artık hayatımda ben yokum. Hasret! Hanım, Hasret! Hasret yavrum! Neyi? Yavrum evladım! Hasret, bekler misin? Hasret! Sakın! Sakın peşimden gelme, sakın! Sen de! İkiniz de yalan söylediniz bana. Ben size güvendikçe siz sırtımdan vurdunuz beni. Benim artık ne annem var, ne de kocam. Hasret. Hasret! Sen karışma Efer Hanım. Hasret! Orhan oğlum, nereye gidiyorsun? Anne ne oluyor? Neden gitti Hasret? Kızım, abinle Figen arasında bir şey var herhalde. Erkek adam tabii. Yakınlaşmışlar. Ayfer Hanım, Dimyat'a pirince giderken evdeki burguldan oldun. Ne diyeceksin şimdi, ha? Hasret Hanım da gittiğine göre
Hafif hafif sen eşyalarını topla bakalım. Yok yok, öyle ufak ufak toplama. Çoktan topla, seni sabah görmeyeyim burada. Hadi. Yürü, yürü geri be. Kardeşine inkar etmek hiçbir şey değiştirmez Figen. Gerçeği değiştirmez. Ben yıllar önce bir adam sevdim. Biliyorum bu hikayeyi. Sen hiç merak etme. Yorma kendini. Günlüğünü okudum. Ne? O yüzden nefesini boşa harcama. Lazım olacak sana. Madem okudun, o zaman ne kadar acı çektiğimi, vicdan azabından nasıl kahrolduğumu biliyor olmalısın. Biliyorum. Biliyorum tabii. Çünkü sen tüm bunları yaşarken aynısını babamla bana da yaşattın. Sebebini bilmediğimiz bir şeyin yasını tuttuk onca yıl biz. Ama önemli olan ne biliyor musun? Davada hakim neye inanacak? Ne? Ne diyorsun sen? Ortada ne doğum belgesi var, ne de bir ceset, ne de bir şahit anneciğim. Kızımı bulunca ispatlayacağım. Boşuna uğraşma artık. Benim insafıma kaldın. Yıllardır benim olduğum gibi. Ama bugün göreceğiz. Bugün bu oyunda hangimiz daha acımasız öğreneceğiz. Tanımadığımız bir ölü için, senin günahın için onca sene yas tuttuk biz. Figen, yaşadığını ben de bilmiyordum. Şimdi de onu sevmemi, seni affetmemi istiyorsun. Seni anlamamı istiyorsun, öyle mi? Annemi elimden alan, beni annesiz bırakan birini nasıl affedeyim ben? Onun bir suçu yok ki. Doğru, doğru diyorsun anneciğim. Suçun en büyüğü sende. Onun başını okşayamadın diye dokunmadın bana. O nefes almıyor diye yok saydın beni. Doğru değil. Vicdan azabıyla başa çıkamadım. Hesabını veremedim işlediğim günahın. Bunları söylemek için çok geç kaldım anne. Ne oldu? İyi hissetmiyorum kendimi. Son yaşadığım olaylar çok yordu beni Figen. Ben gideyim en iyisi, sen dinlen. Hayır, hayır. Kal. Ne olur, aramızda ne varsa hepsini konuşalım. Benimle ilgili içinde tuttuğun ne varsa paylaş. Ne olursun. Yarın yeni bir sayfa açalım Figen. Hasret! Hasret, durur musun? Hasret! Hasret, bak bir saniye bekler misin lütfen? Sana gelme dedim. Bak tamam, gecenin bir vakti nereye gideceksin? Sana ne? Ya tamam bak, en azından gideceğin yeri söyle, ben bırakayım. Senden bir şey istemiyorum diyorum, anlamıyor musun?
Tamam, tamam bak Allah kahretsin, haklısın. Daha önce söylemem gerekiyordu bunları sana. Ama olmadı, tamam mı? Fırsat bulamadım, bunları açıklayamadım. Taksi! Hasret! Bak, lütfen bak. Sakın gelme. Bir saniye, bir saniye bekler misin? Hasret, kapıyı aç! Bekler! Dur arabayı! Hissetmiyorum Figi. Belki de zehirlendiğin içindir anneciğim. Deminden beri içtiğin meyve suyu var ya. Ya ben. Böylece herkes intihar ettiğini düşünecek. Ben akşam yemekten sonra doğruca evime gittim. Sense onca ilacı alıp bu hayattan kurtulmak istedin anneciğim. Sonra sabah hizmetçi gelince bulacaktı seni. Psikolojisi bozuk olan yaşlı kadın canına kıydı diyecekler. Gazetelere bile çıkarsın biliyor musun? Ama hiç merak etme. En önde ben poz vereceğim. Çünkü ne de olsa acımız büyük. Sen ne yaptın sen Figen? Artık söylenecek hiçbir şey kalmadı. Hatta söylenecek tek bir şey kaldı. O da ne biliyor musun? Allah taksiratını affetsin anneciğim. Beni üzmek nedir?